Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir kombin videosu çekelim dedik ama bu beyefendi durmak bilmedi. Bunlar son zamanlarda aldıklarım ve teker teker size hepsini göstereceğim. Genel olarak hepsi uygun fiyatlı, hepinizin kolaylıkla ulaşabileceği kıyafetler, daha doğrusu ürünler. İlk kombin üzerimde bile şu anda. Gördüğünüz gibi bu senenin zaten trendi hem deri hem bu ekose oduncu gömlekleri. Kombin komple LCY2'ye ait. Eteğimin şöyle ön kısımlarında düğmeleri var. Bence bu da eteği oldukça şık yapıyor. Biraz çan bir etek ama yine de üzerinize tam oturacak bir kesimi var. Altına da şöyle göstereyim. Altına da bu yine Dr. Martens'in çakmaları bu sene çok hemen hemen her butikte, her markada yapılıyor. Ben de bunları Trendyol'dan aldım. Üzerime de şöyle bir tişört tercih ettim. Balıkçı yaka. Ve bu da LCY2'den. Gömlek de yine aynı şekilde LCY2'den. Hatta bunun bedeni neyi? Medium. Medium. Okay, medium beden aldım çünkü biraz böyle salaş durmasını istedim. Size şimdi fiyatlarından bahsedeyim de biraz şaşırın. Gömlek 40 liraydı ki oduncu gömlekler şu an çok trend olduğu için o fiyata bulmak oldukça zor. 40 liraydı, tişörtüm 20 liraydı, eteğim 40 liraydı. Botlarım da ne kadardı? 98 TL'ydi. Ben 80 liraya falan aldım. Bambi'den aldım bu arada. Trendyol'un Bambi butiğinden aldım. Zaten bütün kombinleri, yani giydiğim bütün parçaları link olarak ekleyeceğim. Eğer dilerseniz bakabilirsiniz. Birinci kombin bu şekildeydi. Şimdi ben kıyafetimi değiştirip ikinci kombinle geliyorum. Evet, ikinci kombinle geldim. Yine bu sene, daha doğrusu her kış severek tercih ettiğim triko bir elbise. Her sene mutlaka bir iki tane triko elbise alıyorum. Çünkü gerçekten hem rahat oluyorlar hem giy çık olduğu için bence eğer hiç denemediyseniz mutlaka triko elbiseleri denemelisiniz. Bu da simsiyah, dümdüz bir triko elbise. Kemersiz de tercih edebilirsiniz ama ben kemer tercih ettim. Çünkü botlarımın derisiyle evet, bu triko elbise Trendyol'dan ve 30 TL gibi bir fiyatı vardı. 30 veya 20. Bunu da ekleyeceğim size. Kemersiz de tercih edebilirsiniz. Standart bedeni var. Şöyle size kemersiz halinde göstereyim hemen. Kemersiz de bu şekilde. Kemersiz de yine gayet güzel ve rahat. Şöyle size biraz kumaşını da göstereyim. Böyle biraz desenli ve oldukça yine balıkçı yaka deniyor bunlara galiba. Balıkçı yaka da benim en sevdiğim, en çok tercih ettiğim kesim. Çünkü böyle bu şekilde oturmasını seviyorum. Zuzu şu an bütün dikkatleri dağıtıyor. Allah'ım ya. Yani kısacası bu da yine kışın tercih edebileceğiniz. Evet, simsiyah bir kombin ama ben simsiyah giymeyi seviyorum. Bu botlarla da yine güzel durduğunu düşünüyorum. Şimdi geçelim üçüncü kombine ve evet, üçüncü kombinle geldim. Bu biraz daha şık bir kombin diğer kombinlere nazaran ve tamamen Trendyol Mila butiğinden ve pantolon galiba 30 lira bir şeydi ve bence bu fiyata kumaş pantolon bulmak çok zor. Eğer işe gidiyorsanız ya da iş görüşmelerine gidiyorsanız, resmi bir yerlere gidiyorsanız bu pantolonu oldukça seveceksiniz. Çok kullanışlı. Rengi evet haki, belki de birçoğunuzun tercih etmeyeceği bir renkte ama bence siyahla kombinlediğinizde ya da siyah, beyaz ve haki üçü buluştuğunda çok güzel bir görüntü oluşuyor. Evet, her neyse yeşil diyoruz biz buna. Bunu ben bir de bir ceketle kombinlerdim. Bu ceket de yine Trendyol'dan ama bu başka bir butiktendi. Şu an butiği hiç aklımda değil ama size mutlaka eklerim. Siz altına tabii siyah bir şey giyin. Benim şu an burada
siyah bir şeyim olmadığı için değiştiremedim altındakini. Siyah bir ceketle de kombinleyebilirsiniz. Bu ceket de biraz oversize olduğu için benim oldukça sevdiğim bir ceket oldu. Bu ceket de ne kadardı ya? 40 lira falan galiba. 40 liraya blazer ceket bulmak oldukça zor. Ama Trendyol'da kovalarsanız gerçekten uygun fiyata çok bir sürü ürün bulabilirsiniz. Deyip ve geriye kalan son kombinime geçiyorum. Evet, son kombinimde karşınızdayım. Bu benim en sık bu aralar giydiğim kombinlerden biri. Bu hırkaları çok seviyorum. Daha inceleri, daha kalınları her yerde görebilirsiniz. Daha kalınları daha şık duruyor tabii ki. Ama ben daha incesini tercih ettim nedense. Şimdi daha kalınlarını daha çok beğeniyorum. Bu rengi çok seviyorum ya. Bej rengini çok seviyorum. Ve altındaki mom jean'le de güzel uyuştuğunu düşünüyorum. Bu mom jean'de bu hırkada Adax'tandı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama her yerde bunları bulabilirsiniz. Son olarak size bir de kabanımı göstermek istiyorum. Kabanım Koton'dan. Koton'da şu anda indirim var ve kabanlar 100 lira. Bu kaban da 100 liraydı yani. Ve hem çok sıcak tutuyor hem dokusu, bakar mısınız, böyle kıvır kıvır. Çok güzel bir dokusu var. Ve bence oldukça da şık duruyor. Şuradan düğmeleri de var. 100 liraya kaban bulmak artık hani mucize gibi bir şey. İki tane cebi var önden. Hem spor hem şık. Her kombinize uydurabileceğiniz. Güzel bir kaban. Başka renkleri de vardı ama ben biliyorsunuz en sevdiğim renk gül kurusu ve pembe olduğu için bu rengi tercih ettim. Güzel de oturuyor. Dilerseniz Koton'a da bu aralar bakabilirsiniz. Çok güzel indirimleri var. Diyerek videonun sonuna da geldik. Umarım giydiklerimi beğenmişsinizdir. Öyle. Yani genelde uygun fiyata alışveriş yapıyorum. Biraz kovalıyorum. O konuda biraz ne diyeyim? Demeyebilirim. Cimri? Hayır, cimri değil de böyle seviyorum. Uygun fiyata bulduğumda onu aldığımda babay beni daha çok mutlu ediyor. Bilmiyorum. Biraz indirimleri kovalıyorum. Daha doğrusu Trendyol bana çalışıyor diyebilirim artık. O derece. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bunu bana beğene basarak gösterebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz hemen şimdi olabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmeyi diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.